Efendim Serdar. Ezgi'cim nasılsın? İyiyim, sen? Gayet iyiyim ben de. Tam şimdi hastaneden çıkıyorum. Eğer müsaitsen, vaktin varsa görüşelim mi? Ama maalesef hiç müsait değilim. Yani kızlarla spora geldim, buradan da yemeğe gideriz. Peki, o zaman şimdiden afiyet olsun sana. Teşekkürler. Peki seni ne zaman görebilirim? Ya ben bu hafta içi çok yoğunum ama eğer müsaitsen sen hafta sonu... Serdar, aslında ben de seni hafta sonu restoranda düzenleyeceğimiz Latin gecesine davet edecektim. Latin dansları, yemekleri, müzikleri. Wow, kulağa gayet güzel geliyor. Ben de Latin müziklerine, Latin mutfağına bayılırım. Gerçi tango yapmayalı epey vakit oldu ama... Bu arada sen de Latin danslarına meraklı olduğunu söylemiştin, değil mi? Söylemiştim, değil mi? Evet, hatta ders adından bahsetmiştin. Etmişimdir. Belki birlikte tangoyu falan yaparız, ha? Yaparız tabii. Yani madem ikimiz de bu kadar tangoya düşkünüz, kesin yaparız. Güzel. Görüşürüz. Görüşürüz. Cansu! Bırak, bırak. Şişt, gel, gel, gel. Ne oldu ya? Ne oldu? Bence ben bittim. Yani tamamen bitmiş olmayabilirim ama belki şu kadar falan kalmıştır. Ama bitmeye çok yakınım. Niye? Ne oldu? Serdar'ı Latin gecesine davet ettim. E tamam işte, ne güzel. İyi yapmışsın. Evet. Gerçekten iyi yapmış olabilirdim. Hatta bu mutlu bir haber bile olabilirdi bizim için. Eğer Serdar'a tango bildiğimi söylememiş olsaydım. Ha. Sen Serdar'a tango bildiğini söylemiştin, değil mi? Doğru. Ben söylemedim. Hemen düzeltiyorum bu küçük yanlış anlaşılmayı. Bana bunu siz söylettiniz zorla. Öyle sağlara sollara boş boş bakmak yok. Acilen çözüm üretiyoruz. Tamam, dur bir sakin ol. Sakin olurdum Cansu. Yani olmak isterdim en azından. Ama gerçekten bu şu an mümkün görünmüyor. Çünkü sadece 4 günüm var. Ama asıl mesele bu da değil. 4 günüm var ve ben tangonun tesiri bile bilmiyorum. Tangoya dair hiçbir fikrim yok. Tango nedir durumundayım. 4 günde bir kurs bulmamız zor olur herhalde, değil mi? Bulamayız. Yok yok yok, tamam. Durun. Şöyle yapıyoruz. Hı. Direkt özel hoca tutuyoruz, tamam mı? Bulur muyuz? Tutarız tabii ki. Tutarız ya. Hiç paniklemiyorsun, hiç gerek yok. Ya hadi. Mesela özel hoca tutsak. Her gün 5-6 saat gelse. Tabii tabii. Abi Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Ha, bu şeyi buldum. Pilates topu. Evet. Esniyorum. Abi esniyorsun da plank mi yapsan mesela? Hakkını mı versen pilates topunun? Plank. Yani zor gözüküyor. Zor değil ya. Sen yaparsın. Ben tek başına yakalayamayacağım galiba onu ya. Deneyeyim. Plank yap, plank. Plank çok faydalı ya. Tam senin felsefene çok uygun bir hareket. Plank. Plank de ben öyle ayaklı plank. Abi bir saniye. Havluk. Ozan ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun abi sen? Ne yapıyorsun? Ben gidip konuşacağım abi. Yeter artık, taktık maktık yapmayacağız ya. 2 saniye şurada durup izleyebilir miyiz? Ya biz şu an aynı şeye bakıyoruz ama aynı şeyi mi görüyoruz acaba? Emin değilim ben. Yani hiç korkmuyor musun bakışlarından falan? Çok cesur olman lazım bu anda için. Yani biraz sinirli tabii ama. Ben alıştım yani bu halde çok çekici. Düşün artık bana ne kadar kızdıysa abi. Ben açıklama yapmaya gidiyorum artık, yeter. Hayır yani aklıma kimse de gelmiyor ki tango yapan. Vallahi gelmiyor, düşünüyorum gelmiyor. Tango mu? Evet tango. Niye ki? Sen biliyor musun? Ya ben de iyi bilirim ama asıl Özgür çok iyidir. Özgür. Gerçekten mi? Hayır canım, ben ne anlarım tango, ne diyorsun oğlum? Ne anlarım tangodan mı? Şu an utanıyor net de çok iyidir, bayağı iyidir hatta. Utanma. Utanma söyle. Gerçekten mi? Allah kuru iftiradan saklı. Ben anlamam, hiç bilmem yani tango mango. Hiç hakikaten yani. Hiç. Söylesene, niye söylemiyorsun tango bildiğini? Çok sıkıldın ya. Nedir? Ah! Ne oluyor ya? Levent! Eyvah, Levent. Eyvah. Hay Allah, ah benim! Levent! Ah. Levent, ne oldu canım? Ah. Bir şey sıkıştı. Levent'ciğim bir şey sıkıştı. Attı. Bir şey attı mı acaba? Ne attı? Ne bileyim ben ne attı? Bir ortopedist değilim ki. Ah, ah Özgür ya. Ah Özgür ben... Hayır, program yazacaktın. Ne atmış olabilir? Yazma. Ne atmış olabilir? Sen sporcu çocuksun. Bilmiyoruz ki yani. Eve gidelim bebeğim. Çok kötü benim. Ah, beni eve götür. Beni eve götür. Sen bizi ver. Ne attı sence? Bilmiyorum ki. Hayır, ortopedist de değilim ki, estetikçiyim. Tamam hadi gel. Hadi. Yavaş yavaş. Böyle attı yani. Tamam aşkım. Yavaş yavaş. Attı, bir şey attı. Ne atmış olabilir acaba? Sen bilirsin.
Abi bir ihtiyaç olursa yazın bari. Tamam, program yaz bana sonra. Program kesin yazacağım bundan sonra. Eve gidelim bebeğim, eve gidelim. Kendi başıboş olmuyor, seni başıboş bırakmamak lazım. Hiç umar mısın? Yani insan şaşırıyor. Kusura bakma. Bence bu bana son şaşırmandı. Ne oldu? Bütün numaralar bitti tabii değil mi? Hayır canım, artık her şeyi yapabildiğimi düşünerek şaşırmamaya başlayacaksın. Daha aşkı kazanacaksın. İzmirlerim beni hiç şaşırtmıyor ama. Neyse. Tango yapmam niye bu kadar ilgilendirdi seni? Hiç. Yani tango benim için çocukluk hayali gibi bir şey. Hep yapmak istedim. Ha, başka bir sebep yok yani. Yok. Belki sen bana öğretmek istersin. Bir ara öğretim. Harika. Mesela bu hafta sonuna kadar öğretebilirsin. Bir saniye sen. Gelme. Serdar'a tango yapabildiğini mi söyledin? Yok, ne münasebet. Yalancısın biliyorsun değil mi? Çok fena yalancısın yani. Hayır. İyi bir şey değil bu. Tamam be, söyledim. Yani daha doğrusu söylemişim, hatırlamıyorum bile, düşün. Sağ olsun Serdar hatırlattı. Hatta bana harika, hafta sonu beraber tango yaparız dedi. Ne önerirsin? Bana ne ya? Bunu onu çağırmadan önce düşünecektim. Ben gidiyorum. Nasıl? Yardım etmez sen etme be. Sana kaldık çünkü düşersin inşallah. Başka tango bilen yoktu. Ha, alt tarafı tango yani, ne olabilir ki? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.